Kolombiya'da sona eren ateşkesin ardından Ulusal Kurtuluş Ordusu silahlı saldırılarına devam ediyor. Kolombiya ordusu isyancı grubun cumartesi günü iki bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Askeri kaynaklar birinci saldırıda Simana Nehri üzerindeki Amarillo Köprüsü'nün hedef alındığını belirtirken ikinci bombalı saldırının Kurumani bölgesinde gerçekleştiğini duyurdu. Kolombiya'da saldırılara devam etmesinden dolayı hükümetin barış görüşmelerine son verdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu tüm ülkede silahlı eylemler yapmakla hükümeti tehdit etmişti. Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise güvenlik güçlerine örgüte karşı şiddetli bir şekilde mücadele etmelerini istemişti.